Ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler. Yine güzel bir haberle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde zaten paylaşımlarını yaptık. Türkiye genelinde esnaf kurye modeline faaliyet gösteren 10 binlerce motokurye arkadaşım var. Senelerdir arkadaşlarımıza hep temkinlerde, ricalarda bulunuyoruz. Eğer bu mesleği yapıyorsanız, yapacaksanız motosikletiniz ticari olacak. Bir de arkadaşlar, firma fark etmiyor. Hangi firmada faaliyet gösterirseniz gösterin. Yemek Sepeti, Trendyol Go, Vigo, Paket Taksi, Fiyu. Esnaf kurye modeline bir firmada faaliyet gösteriyorsanız çantalarınız ruhsata işli olacak. Burada sevgili arkadaşlar, yine imdadımıza güzel bir yer yetişti. Araç Projecim. İsmini biraz söyleyemiyorum, alışacağız. Araç Projecim diye firmanın yanına geldik arkadaşlar. Burada motosiklet çantalarımız projelendiriliyor. Burada arkadaşlar bunların detaylarını alacağız. Yine esnaf kurye modelinde faaliyet gösteren motokurye arkadaşlarımıza da inşallah içeride güzel indirimler alacağız. Adaşımızın yanındayız. Adaşımızın ismi de Mustafa'ymış. Mustafa abiden indirimlerimizi artık rica edeceğiz. O da bizleri kırmayarak inşallah sizlere güzel indirimler yapacak. İşleyişi, detayları, çantalar nasıl işlenir bunun formüllerini bize anlatacak. Dilerseniz içeriye geçelim, Mustafa abiyle sohbetimizi yapalım. Ne haber Mustafa abi? İyiyim abi, sizler nasılsınız? Eyvallah. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Mustafa abi, zaten girişimizi anlattık, tanışma olayımızı anlattık. Burada biliyorsun esnaf kurye modeliyle faaliyet gösteren birçok arkadaşımız var. Kısaca seni tanımak istersek kendinden biraz bahseder misin abi? Abi ben Mustafa Gezekçioğlu, makine mühendisiyim. TSE'den yetkili bir firmayız. Firmamızın ismi Araç Projecim. Yıllardır araç proje işi içerisinde hizmet vermekteyiz. Ancak bu senin bahsettiğin olaylar üzerine motokurye arkadaşlarımızın çektiği sıkıntıların farkındayız. Özellikle 2 yıldır, hatta pandemiden beri bu süreç devam etmekte. Hem çantanın motora mukavemetli bir şekilde bağlanması, hem de ruhsata resmi bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Bunun resmi olarak kanunlarda da açık bir şekilde yeri var. Kurye arkadaşlar özellikle İstanbul'da çok sıkıntı yaşamaktalar. Evet, evet. Hani sen de dün videonda paylaşmıştın. Buna istinaden zaten biz seninle iletişime geçtik ki kurye arkadaşlara biz hem nasıl çanta işletilir yardımcı olalım, hem de senin vesilenle bir katkımız olsun kardeşlerimize. Eyvallah. Diye düşündüğümüz için böyle bir karar aldık abi. Bizim TSE'den şu şekilde bir yetkimiz var. Kendim yetkili makine mühendisiyim. Firmamızın da yetkisi var. Motosikletlere proje yapabiliyoruz abi. Ne demek bu proje? İki türlü projemiz var. Bunlardan birisi seri tadilat projesi. Diğeri de münferit proje. Bunlar tek tek anlatacağım. Hangilerine seri tadilat projesi yapılabiliyor, hangileri yapılamıyor. Ve kurye arkadaşlar çantalarını işletmediğinde, ticari yaptırmadığında cezalar nedir? Onlardan bahsedeceğim abi sizlere. Zaten Mustafa abi şu anda farklı farklı firmalarda faaliyet gösteren arkadaşlarımız var. Farklı farklı firmalarında çantalarını taşıyorlar. Hı hı. Burada yani şu çantaları ruhsata işlettirme olayı bir zaten artık kanun. Bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü başımızın ağrımaması için. Sonuçta bugün yaptırmam, yarın yaptırmam, öbür gün yaptırırım diyen ben birçok arkadaşım biliyorum. Evet. En sonunda yakalanıp da ceza yiyip sonra yaptıran arkadaşlarımı biliyorum. Aslında seninle daha önce de çekimlerden önce konuştuk. Gerçekten bizim camiamıza da destek olacağını bunu özellikle dile getirdim. Hı hı. Şimdi burada abi bu işleyiş nasıl gidiyor? Zaten senin burada bir makine mühendisi olman, gerçekten işin başında olman ve resmi bir şekilde işlerini yapman güzel bir olay oldu. Evet. Ben bu olaya da sevindim. Sen sadece burada herhalde sadece motosiklet çantası olayı yapmıyorsun. Yok. Zaten o yüzden firmamızın adı Araç Projecim olmasını seviyorum. Evet. Bütün araçlara hitap ediyoruz. Ama bu sektördeki sıkıntıdan dolayı motosiklet taşıma kutularının projelerini, yetkilerini aldık özellikle. Bu çok önemli bir detay. Peki abi, burada arkadaşlarımız nasıl irtibata geçecekler? Zaten senin irtibat numaralarını, iletişim numaralarını paylaşacağız da. Diyelim bir arkadaşımız çanta projesini yaptırmak istiyor. Hı hı. Senin bildiğim kadarıyla bir Ankara'da bir İstanbul'da yerin var. Evet, doğru mu? Ankara'da biraz da bunlardan İstanbul'da bahseder misin? Abi biz Ankara'da kendimiz merkezimiz Ankara'da. İstanbul'da da şubemiz var. Halkalı'dayız burada da.
Tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz aslında. Çok güzel. Sadece şeyle bitmiyor, seri tadilatla bitmiyor. Türkiye'de TSE her ilde mevcut. TSE'ye gönderdiğimiz araçlar da var. Ancak bunun akabinde yetkisini almış olduğumuz motor markaları var. Zaten o olaylara geleceğim. Evet. Onları yerimize çağırarak projelendirmesini yapıyoruz. Sorduğun soruya istinaden şu cevabı vereyim. İşleyiş bir arkadaşımızın, örnek veriyorum, Honda marka, Honda Dio marka motoru var. Kardeşimiz bizi aradı. Evet. Ruhsatını iletti öncelikle. Kontrollerimizi sağladıktan sonra arkadaşımızı yerimize davet ediyoruz. Geliyor. Motorun öncelikle çantası uygun mu? Uygun değilse muayeneye uygun hale getiriyoruz. Projemizdeki bilgilerle uygun hale getiriyoruz. Ölçüsünü, sağlamlığını kontrol edip daha sonra arkadaşımıza projesini teslim ediyoruz. Ardından kurye arkadaşımız muayeneye gidiyor. Ardından da notere gidiyor. Bizim buradaki avantajımız, belli modellerde TSE'ye gitme şartı yok. TSE'ye gitmediği için kontrollerimiz burada ofisimizde yapılıyor, yerimizde yapılıyor. Zaten burada gördüğüm kadarıyla da zaten bir kamera sistemleri falan var. Gördüğüm kamera sistemlerin olayı nedir abi? Kamera sistemlerinin olayı şudur. Yaptığımız işin doğruluğunu kontrol etmek adına TSE bizi denetlemeye geliyor. Denetlemede de TSE bu araç senin yerine geldi mi? Uygun kontrolleri yapıp projeni o şekilde mi verdi? El altından proje yapma, projeyi yapmak olmasın tabii, diye. Kesinlikle. Hani, denetleme altındasınız. Tabii denetleme altında, çok güzel, sürekli. Bundan dolayı da şase numaralarına kadar kayıt altına çok alıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Sürekli de TSE'ye bunları sunuyoruz zaten. Çok güzel. Mustafa abim, arkadaşlarımız seninle irtibata geçti. Geldiler. Burada sen arkadaşlarımızın projesini çizdin. Evet. O projeyle senin işin bitmiş oluyor. Evet. O projeyle beraber muayeneye gidiyorlar. Evet. Muayeneden sonra da notere gidiyorlar ve noterden ruhsatlarında araç işlidir mi yazıyor? Kurde ne yazıyor? Şöyle, bizden projeyi alan arkadaşımız tadilat muayenesine gidiyor. O çok önemli bir detay. Tadilat muayenesinde de genel muayene yerine de geçiyor. Bütün eksiklerine, anladım, bakıyor. Orada da uyarımı yapayım. Ardından da notere gidip ruhsata, şöyle bir avantajları var. Hem taşıma kutusunu işletiyorlar. Ticari yazmayan arkadaşlarımız da aynı anda, evet, güzel bir olay. Evet, aynı anda ticariyi de yazdırmış oluyor ki bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Bu tarz videolar yaptığım için arkadaşlarıma çok sorular geliyor. Hı hı. Farklı motosikletlerle ilgili biraz fiyatlarda yükselmeler oluyor. Doğru. Doğal olarak. Burada şimdi marka model verirsek hangi markalar, modeller bu projelerin içinde geçerli oluyor? Söyleyeyim abi. Ve neden? Nedenini de anlatayım. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de en çok satılan motorlar var. Sen daha iyi biliyorsun bunu. Evet. Hani Honda'dır, Yamaha'dır, RKS'dir. Bunlar daha fazla. Evet, biliyor. Evet. Şimdi kurye arkadaşlarımızda bu motorlar fazla olduğu için biz bu belgeleri, örnek veriyorum, şu an elimizde Honda grubunun belgesi çok fazla. Tabii. Var. Sebep de en çok motor tipi, en çok esnaf kurye bu motorlar. PCX'i var, Dio'su var, Activa'sı var. Evet. Onları da ben sayayım. Dio, PCX yeni kasa, yeni Activa, eski Activa S, Spaces, Space Alpha'nın 2020 modelinden sonrası, RKS Nivla, CBF 150'ye kadar modellerimiz mevcut. Bunları rahat bir şekilde zaten yapıyorsun. Tabii, TSE'ye gitmeden, uygun fiyatla. Uygun fiyatlarla yapıyorsun. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, yine sizlerden çok soru geliyor. Abi, benim ilimle bu işlemleri yapacak yer yok. Bu soru çok geliyor. Hı hı. Çünkü her ilde yok, belirli illerde, doğru, var. Mesela sende de şu anda İstanbul ve Ankara'da var, doğru, şubeleri. Hı hı. İl dışındaki arkadaşlarımıza Türkiye genelinde nasıl yardımcı olabilirsin? Mustafa abi, bu konudan arkadaşlarımız bayağı bir şikayetçi. Ve 2025'te bu fiyatlar da artacak. Tabii. Artmadan önce arkadaşlarımız bir an önce motosikletlerinin ruhsatlarını işletsinler istiyorum. Çünkü bunun cezaları da arttı. Çok fazla. Burada bize nasıl yardımcı olabilirsin? Ne yapabiliriz burada? Abi şöyle anlatayım. Cezadan bahsedeyim önce. Şimdi bu ara denetimlerde ben mali cezadan çok direkt bağlama cezası duyuyorum kurye arkadaşlarına. Bu da bir kurye arkadaşımızın minimum 15 günle başlayarak trafikten mene kadar giden cezalar, evet, var. Evet. Ben diğer illerdeki arkadaşlarımdan da duyuyoruz. İzmir, Kayseri, Malatya, buralardan kurye arkadaşlar çok arıyor bizleri. Onlara da şöyle bir destek sağlayabiliriz. Araçlar yerimize gelmek kaydıyla 10-15 arkadaş toplanarak bizim işte bir araç ayarlayarak yerimize gelerek uygun fiyata hazır seri tadilat projesini alır. Kontrolleri sağlandıktan sonra muayenesini, noterini yaptırır kendi ilinde. Ardından hem ticari hem taşıma kutusunu işletmiş olur ve bu sıkıntıdan kurtulmuş olur. Hem 2025'ten önce hem de bir cezayı. Burada orada Mustafa abiden şu sözü aldık. İstanbul ve Ankara dışındaki illerde motosikletlerin çantalarını işletmek isteyen arkadaşları 10-15 kişilik gruplar halinde kendi illerinden bir araba ayarladıkları zaman, örnek veriyorum, Ankara ofisine yakınsanız Ankara'ya, İstanbul ofisine yakınsanız İstanbul'a bir araç ayarladığınız zaman Mustafa abi diyor ki ben bu tarz arkadaşlarımıza
bir şekilde senin vesilelerine yardımcı olma kesinlikle sözünü verir dedi, sözünü de aldı. Burada ama iş sizde. Doğru. Arkadaşlarınızla kendi aranızda toplanacaksınız. Doğru. Bir araç kiralayacaksınız. O araçlara motosikletlerinizi yükleyeceksiniz. Yine arkadaşlarımızdan çok istek geliyor. Burada senden gene bir ricamız var. Buyurun. Bizim camiamız büyük bir camia. Hı hı. Tabii ki senin de zarar etmeni istemeyiz. Bir iş yaparken kimse zarar etsin istemeyiz. Hı hı. Ama burada esnaf kurye modelinde faaliyet gösteren arkadaşlarımızı biliyorsun. Herkes ekmeğinde, ekmeğinin peşinde. Burada arkadaşlarımıza da yine bizim vesilemizle, bizim ismimizi veren arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize yine senden böyle küçük de olsa bir indirim bekliyoruz. Yardımcı olmanı bekliyoruz. Bunun da sözünü kameralar karşısında senden almış olalım diyorum abi. Ben elimden gelen indirimi yapacağım. Mustafa Kaya ismiyle gelen arkadaşlara özellikle bu benim için çok önemli, kıymetli bir abim Mustafa abi. Sağ olasın. Orada da gerekli indirimleri yapıp projelerine kadar vereceğim. Yardımcı olacağız. Söz. Vallahi Mustafa abi iyi ki de seninle tanışmıştık abi. Çok atladığımız, unuttuğumuz olaylar var mı abi? Ekleyeceğimiz olaylar var mı? İşte işi anlattık. Evet. Burayı anlattık. TSE olayını anlattık. Evet. Resim kuruluş olduğunu anlattık. Biz TSE'den yetkili firmayız. Ben yetkili makine mühendisi. Aynen. Özellikle makine mühendisi olma zaten beni etkiledi. Fiyatlandırmalarda zaten arkadaşlarımıza yardımcı olacağı sözünü de aldık. Atladığımız başka bir şey var mı hatırlatmamız gereken? Yok. Adres ve telefon bilgilerini zaten açıklama kısmına yazacağız. Yıl dışından arkadaşlarımız nasıl gelecek, nasıl yardımcı olacaksın bunları da anlattık. Herhalde bütün teferruatları dip noktasına kadar anlattık. İnşallah camiamıza faydalı olur. Bir katkımız olur. Faydalı olacağını da düşünüyorum çünkü bu olayı yaptırmanız lazım. 2025'te bu olaylarla ilgili fiyatlar artacak. Zaten denetlemeler arttı. Doğru. O yüzden sevgili arkadaşlar elinizi çabuk tutun. Fiyatlar artmadan, cezalar yemeden denetlemelere girip sıkıntı yaşamadan, motorunuz 15 gün, 20 gün bağlanmadan bu işlemlerinizi yaptırın derim. Kesinlikle. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler.